bayrak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım denedim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah.
katletmiş bir altener. Sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar aşk kurusun. Fakat ne yazık ki bugün sen, sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte. Ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 27 Aralık 2016 günlerden Salı, saat 17, İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız Tefsir Destleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli konuklarımız, ilahiyetçi yazar, tefsir dersleri programcımız, ilahiyetçi yazar Sebahattin Cesur. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet, diğer konuğumuz jandarma komando adayımız, can dostumuz, FSM TV teknik danışmanlarımızdan Oğuzhan Emicioğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, Rabbim hayırlar versin, Rabbim razı olsun. Abi. Bugün canlı yayınımızda, tefsir dersleri programımızda Bakara suresi ayet 221'den başlayarak sohbetimize devam ediyoruz. Çok dikkatli olalım. Önümüzde yılbaşı var. Yılbaşına nasıl hazırlanmalıyız? Bu konularla da ilgili Kur'an-ı Kerim'den örnekler vererek değerli hocamız Sebahattin Cesur sizlere bu sohbetinde bu konuları işlemiş olacak. Buyurun değerli hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel azibeti lilmuttabin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zulubina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yesir emri ve ahlu okuteten min lisani yefkı kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve hikmi s-salihin. Esne'udu billah, bismillah. Ve la tenkihul müşrikati hatta yu'min ila ahire ayah. Aziz izleyicilerimiz, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, mağfiret üzeriniz olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim her türlü tehlikelerden cümle ümmet-i Muhammed'i devletimizden korusun diyorum. Bugün yine tefsir derslerimizden Bakara suresinden ayeti 221. ayetle itibaren inşallah sizlerle baş başayız. Rabbim kalbimizi açsın, dilimizi çözdürsün, sözlerimizi de anlaşılır kılsın diyorum. Ve Cenab-ı Teala Bakara suresinde şu güzel ayetiyle bize bir büyük meşallar vermektedir. Bu ayetinde çok önemli noktaları var. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا عَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِينَ İlâ ahire ayet. Rabbim ayet kelimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki وَلَا تَنْكِحُوا Nikahlanmayınız. Nikah altına almayınız. Sakın nikahınıza şey yapmayınız, onlarla birlikte olmayınız diyor. Bakalım kimlerle. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ Müşrik olan kadınları nikahınıza almayınız diyor Cenab-ı Allah. Peki müşrik kadınlar kimlerdir? Yani diyecek olursak bunlar Allah'a şirk koşan, yani
ehli kitaptan olmayan ve aynı zamanda puta, puta tapanlar oluyor. Onlara biz ne diyoruz? Müşrik diyoruz. Yani ortak koşanlar. Ve ortak koşanlar, Allah'a ortak koşanlar müşrikle, müşrik kadınları sakın ha sakın onları nikahınızın altına almayınız diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde. Hatta peki ne zamana kadar? Öyle belki hatta ta yü'mine iman edinceye kadar. Bak Cenab-ı Allah öyle diyor. Hatta yü'minne o kadın, müşrik olan kadın iman etmediği müddetçe nikahınızın altına almayınız diyor. Peki bu ayetin sebebi nedir? Nuzulü sebebi var mı? Bu şurada sahabe-i kiramdan biri. On olarak insanlardan biri. Mekke'de bir kadın ile onlara konuşur, onlara herhangi bir ilgi, alaka duyuyor. Medine'ye ondan sonra o kadın bu sahabeyi görüyor. İlgilendiği, konuştuğu sahabeyi görüyor. O da Mester diye adında bir sahabe. Ki Merset diye adında bir sahabe. Ondan sonra o kadın bu sahabeyi görünce onu davet ediyor. O zamana kadar davet edince sahabe ona yaklaşmıyor. Hayırdır, ben Müslüman oldum. Kesinlikle yaklaşamam. Dinimizde bu yasak diyor. Öyleyse diyor o kadın beni de şey yap diyor, yani nikah altına al. Evlenelim diyor. Meğer o şekilde ilgi yasak oluyor. Hani Müslüman oldun, kabul etmiyorsun. Tamam. Ama diyor nikah altına al diyor. Helalim ol gibi. Helalim, tabii helalim olsun diye. Onun söylüyor. O zaman diyor ki ben diyor bu konuyu Resulullah Efendimiz'e danışmam lazım. Bakalım Resulullah Efendimiz bu hususta ne söyleyecek, ne bilmeyecek diye. Ve Mekke'ye, Medine'ye geldiğinde Resulullah Efendimiz'e söylüyor. Diyor ki ya Resulullah böyle böyle bir kadın, ilgilendiğim bir kadın Mekke'de ilgilendiğim bir kadın beni davet etti. Davetini kabul etmedim. Fakat şunu söyledi. Bana dedi ki seninle evleneyim dedi. Nikahın altına al dedi. Bu hususta ne buyuruyorsun deyince Resulullah Efendimiz de dedi, şunu söyledi, asla vardı, kesinlikle dedi, yani müşrik bir kadınla evlenmeyi uygun görmedi Resulullah Efendimiz. Ki ta ki iman edersen müstesna. Yani mutlaka mümin olmaz bu, müşrik olan bir kadın. Ondan sonra ve bunun üzerine de tabi ayet-i kerime Cenab-ı Allah işte buyurdu ki وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ müşrikati, müşrik kadınları nikahlanmayınız, hatta yü'minle iman etmedin etce. Sakın. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da yine ayet-i kerimesinde aynen şöyle güzel şey yapıyor. Onlar hatta vele emetün mü'minetün, yani bu cariye de olsa, o cariye de olsa yine aynı şekilde onu diyor nikahınızın altına almayın. Ama böyle emekün müminetin, ama mümin olan cariye veya da köle o müşrik olan kadından hayırlıdır. Öyle diyor. Müşrik olan, yani mümin olan, iman etmiş olan bir köle kadın müşrik olan, hür olan bir şeyden, müşrikten hayırlıdır. Çünkü köle kadın iman etmiştir. Allah'a inanmıştır. O mümin olmuştur. Bunu anlayabilirsin. Ama müşrik olanı kadın anlamasın. Şimdi burada bir olay, mevzular çıkıyor. Bakın. Bizim bu toplumumuzda Allah korusun bir olay meydana geldi. Affedersiniz. Bir umum hale, yani genel ev diye bir, yani kadınların bulunduğu ve erkeklerle buluştuğu bir yer. Burası, bu çok kötü bir olay. Şimdi burada ne yapıyoruz? Zina yapıyoruz. Açık ve zina. Ve bunu özellikle de bütün illerde ne yaptılar? Böyle bir yeri oluşturdular. Ve toplumumuzu bile bile zinaya sevk ettiler.
ve bizim insanlarımızda kendi nefislerine sahip olamayan gençlerimiz veyahut da belirli bir yaşta olanlarımız veyahut da kendilerine farklı bir o mekana gidiyorlardı, buluşuyorlardı. Ki ondan dolayı da Allah korusun çok tehlikeli durumlar meydana. Ondan sonra biz bunu kendi bulunduğum memleketten de örnek vereyim. Orada da aynen var böyle bir yer. Belediye başkanımız Temel Karamanlı o zaman orayı kaldırdı. Affedersin o yeri kaldırdı. Allah ondan razı olsun. Nerede hocam orası? Sivas'ta. Sivas'ta ha. Sivas'ta. Anladım. Belediye başkanı Temel Bey kaldırdı. Büyük bir sevap işledi. Ha şimdi bazıları dediler ki şunu söylediler. Ya niye onu kaldırıyor? Neden efendim bu insanlar sokaklarda veya da şeyde evlere falan giderler. Bilmem ne sekreter. Mühim olan nedir? Zahir olanı def etmek. Görüneni yani. Tabii evet. İslam'da budur. İslam hukukunda zahir olan tehlikeyi ortadan kaldırmak önemlidir. Gelecek konusunda kimse bir şey deme hakkı yok değil mi? Aynen. Yarını ancak Allah bilir. Amin. Sen bugünü yok etmek zorundasın. Çünkü orada tehlikeli bir olay zina yapılıyor, bir de teşvik yapılıyor. Aynen hocam, nasıl aynen. Nasıl teşvik şimdi, affedersiniz o büyüklerimiz gibi, o gençler de arkadan, onlar da oraya geliyor ki iyi biliyor. Ne oluyor böyle nesil bozuluyor. Çok büyük tehlike vardı orada. Aynen. Onu Allah razı olsun kaldırdı ve koydu. Ha diyor ki evlere de giderler mi? Ha burada evlere giderlerse giderler. O gizli olanı biz bilemeyiz. Ancak Cenab-ı Hak Teala bize zinanın bildiriyor ki açık gözle görmediğiniz müddetçe hiçbir kimseye zina ediyor diyemezsiniz. Zinakar diyemezsiniz. Açık gözle görmedikten sonra dört tane insanın bizatihi şahitlik yapacak. Ki bu zina ediyor. Bunları biz erkekle kadını burada yakaladık. Affedersin yatakta yakaladı ama yine görünmüyor. Burada ne çıkıyor biliyor musunuz? Allah affedersin böyle zina olayı ifşa ettirmiyor. O kadının yarın cemiyette yaşayacak. Belki bir pişmanlığı olacak. Ama yani sen görürsen ama ne diyor ya bu kadın şöyle diyeceksin değil mi? Ve bütün ifşa edeceksin. O ifşa ettiğimiz şeylerde kadınlarda belki arkadan gelen genç kızlarımız o gibi yerleri evet hoşuna gidecek. Aynen. Özenecek. Allah göstermesin. Evet, tabii ki. Özendirilmiş olacak. Bu yapılıyordu. Doğru hocam. Bu yapılıyordu. Bütün memleketlerinde hemen hemen çok yerde bu gibi yerler vardı. Ve bazı insanlarımız, Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorlardı? Furya ediyorlardı. Bu Müslüman. Efendim niye genelere kapattılar? Niye şunu yaptılar? Sokaklarını dalacak, bilmem ne sektiye fırya ediyorlardı. Ama bilmiyorlar ki Allah'ın rahmeti nereye yağar? Allah'ın rahmeti nereye zuhur eder? Affedersin öyle bir bölgede, öyle bir şeyin bulunması oraya rahmet yağmaz. Aynen. Orayı Müslümanlar eliyle def etmediği müddetçe, kaldırmadığı müddetçe oraya rahmet yağmaz. Hepsi de sorumludur, hepsi de günahkar. Ve günahlar gün geçtikçe daha çoğalacaktır. Şimdi onlar diyor böyle ama bir kadın kalkmış evinde affedersiniz bir şeyler yapıyormuş onu göremiyoruz biz. O açık olan bir olay değil. Oranın ne olduğunu da biz mi? Orada bir ev bir hane. Açık bir lafası da yok. Böyle bir durum da yok. Biz o kişiye dört kişi şahit bulmadığı müddetçe onun açık ve net bir zina halinde görmediğiniz müddetçe bu zinakar diyemeyiz. Bundan hikmet de Allah Cenab-ı Allah o ifşa ettirmiyor. Kadınları yine Cenab-ı Allah ne yapıyor? Korkuyor. Ola ki tövbe eder. Mesela Resulullah Efendimiz'in döneminde bir kadın böyle bir olayı yapıyor. Bir zina işliyor ama kadın pişman olmuş. Kimse bilmiyor tabii ki bunu. Resulullah Efendimiz'e geliyor diyor ki ya Resulallah ben böyle bir durum yaptım. Beni yargılayın. Diyor. Resul Efendimiz de onu gönderiyor. Git diyor. Tövbe et diyor.
Ondan sonra aradan bir zaman geçiyor, kadın bu sefer yine geliyor. O zaman kadın yine Resulullah Efendimiz aynı şeyi söylüyor. Ve kadın hamile. Ya Resulullah diyor, ben böyle mi yapayım? Ben hamile olduğumu da söylüyor. O zaman öylesi git çocuğunu doğurduktan sonra dedi. Ben gidiyor, çocuğu halbuki tövbe ediyor kadıncağız. Ama içi rahat etmiyor. Yaptığı şeyden dolayı pişmanlık duyuyormuş. Allah sen Allah'ın o şeyi kalbisini işlemiş, bir türlü rahat edemiyor. Çocuğu da doğuruyor. Ondan sonra yine geliyor Resulullah Efendimiz diyor ki, emzikten kesilsin der. Bakın şimdi burada ama tövbe, zaten tövbe ediyor, pişman olmuş zaten, etmiş. Allah onun günahı var. Ama burada bir olay var. O çocuğunu da emzikten kesiyor, gelin ya Resulullah. Tamam diyor çocuğum ama bunun üzerine Resulullah Efendimiz kısası kurardır. Bakın, o zamana kadar Resulullah Efendimiz sahabe-i kerama diyor ki, cennetliği görmek ister misiniz? Yani cennetlik olanın kadını görmek ister misiniz? Hâzâ bu kadın. Hâzâ bitti. İşte bu kadın cennetlik. Niye? Çünkü pişman olmuş. Pişman olduğu için Rabbisine de tövbe ettiği anlar ama fakat Allah'ın kanunuyla yargılanmak istiyor ki ahirette ondan sorumlu olmasın. Ondan sorumlu olmasın. Yani dinimizde samimiliğinin önemini anlatıyorsunuz değil mi? Samimiliğin önemli var. Bir de olay şu. Mühim olan mesela burada ne var? İfşa konusu. Özenti konusu. Evet. Çocuklarımıza, erkek çocuklarımız olsun, kız çocuklarımız olsun. Bunlara bir özenti olmaması bakımdan böyle zahiri olan yerler kapatılması lazım. Kapatılması lazım. Şimdi o hangisi o gibi yere giden pişman olup da gelip de ben yargılayayım diyebilir mi? Şu anda hiç kimse demez. Diyemezler. Ama şimdi aleni olaylarında görülmesi aleni derken asıl önemli olan nedir? Buradaki alenilikten önem erkeğinle kadının bir affedersiniz der orada bir mafsanın şeye girip çıktığı bir görmeniz lazım diyor. Açık gözler. Bak ayın açık gözler. O da mümkün değil. Bu ne demektir? Allah hiçbir kadının zina yaptığının ifşaatını ortaya koymuyor. Bertaraf ediyor. Ki onun için kalkıp da hiçbir kadına zinakar diyemeyiz biz. Ama doğru, böyle bir toplumumuz var ki kalkıyor kadınlar onlar iftiralar yapıyorlar. Velev ki yapıyorsa da bilmiyoruz. Ama açıktan yapmış mı? Yok. Niye diyorsun? Niye ifşa ediyorsun? Arkadan gelen çocuk gelecek. Kız çocuklarımız var. Peki çocuklar onlar o keşif durumuna geliyor. Onun için... Hocam peki şöyle de bir durum var. İfşa ettiği kişi anlatırsa ne olur peki? Yani o zinayı yaptığı kişi anlatırsa ne olur kendisi peki? Açık açık ikrar ederse el cevap cezalandır. Ama bizim şu anda hukukumuzda o. Evet. Böyle bir şey yok. Ancak o kadının tövbe etmesi lazım. Tövbe bir daha yapmaması lazım. Anladım. Şu anda gayet olumlu bir yapı var yani. Niye? Çünkü kendini şey tövbe eder, Rabbisine rağbe yapar. Ederse tabii. Şimdi şurada bir olay da var. Şu andaki televizyonlarımız evet Allah korusun çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. Mesela bir filmde görüyorsun kadınla kızına olan affedersiniz meşrudur. Birbirine söylüyor ama bakıyorsun bir iki gün sonra çölüm olmuş. Bu filmde dizilerde bunu yapıyorlar. Ve onu da öyle bir ballandıra damanda yapıyorlar ki insanlara sevdiriyorlar. Büyük zarar. Ne demek iki gün konuşun üçüncü gün affedersiniz böyle bir durumla karşılaşıyorlar. Yani çok tehlikeli bir durum var. Evlatlarımız gidiyor, küçücüklerimiz gidiyor. Çünkü buna özel bir... Bakın şu dizilere. Ya bakıyorum televizyona. Bakıyorum da şuna söylerim. Bakıyorum o dizilere bakıyorum. Yani öyle hem iddet için. Bakıyorum ki ya İtmal en şeyinde bile bir bakıyorum ki kadınlarda da affedersin bir şey ama ondan sonra çocuklar bir de bunun şeyini öyle de sevdiriyorlar ki yani o meşru olan çocuğu öyle de sevdiriyorlar ki çok tehlikeli. Hocam.
Hocam zaten şu anda zinamızın yaşı 10-11 civarına düşmüş durumda. Düştü, yani. Aynen öyle. Bir ikinci bir olay gene. Şimdi öyle bir enteresan yine bir durum var ki yani böyle yapmalarında yaptırıyorlar, bu şekilde yaptırıyorlar. Büyük bir tehlikeyi boyuta geçiriyor. Halbuki ya bundan Müslüman evlatları. Başka bir şey. Müslüman evladı. Bir bakmaları lazım. Buna bir çare bulmaları lazım. Ama maalesef öyle bir zamandan bugüne kadar gelmiş ki şu anda bir türlü bunu yaptığım takdirde şu andaki başımızdaki insan kalksa böyle bir durum gelse şey yapsa getirin furya. Çünkü eksili insanımız adı Müslüman ama başka bir şey yok. Günah işleyeceğim mi diye düşünen yok hocam. Yok. O yüzden oluyor zaten. Aynen biz. Öyle. Günah işleyeceğim. Yani o günahın ne kadar büyük tehlikeli olduğunun yani farkında değil. Ya da farkında da artık nefsini kaptırmış. Aynen o noktaya gelmiş. Onun için bir olay daha var. Acı bir olay. Yine bakıyorum dizilerde yine yabancı damat. Şimdi bir gayrimüslim bir damadı benim Müslüman kızım seviyor. Ya bunları evlendirmeye çalışıyorlar. Asla asla kalmaz. Bunu özenti yaptırıyorlar. Dizi de gördük yabancı damat diye birçok şey var. Evet. Çok tehlikeli bir olay ya bunlar. Buna devletin mutlaka dikkat etmesi lazım. Rütük denen bir madde var. O şey var, kuru var, o rütük buna dikkat etmesi lazım. İftira etmeye çalışıyorlar, çok tehlikeli. Ama Cenab-ı Allah ne diyor bak? Müşrik bir kadınla ki asla evlenmeyiniz. Ta ki iman etmediği müddetçe. Ha iman etmişse o zaman evlenebilirsin. Şimdi diyorlar ki ehli kitap. Şu andaki Hristiyanların ve ehli kitap olduğuna inanmıyorum. Yahudilerin ehli kitap olduğuna yine inanmıyorum. Niye? Hepsi şirk koşuyor. Ama benim o kitabımda ne İncil'imde ne Tevrat'ımda Allah'a karşı ortak koşacak bir madde yok. Bugünkü Hristiyanlar müşrik. Kim ne derse desin. Teslis yapıyor. Haşa Allah baba, Meryem ana, İsa oğul. Ne oldu bu? Teslis düştü. Şirk oldu. Şirkin ta kendisi. Allah'a ortak koşuyor. Allah'a affedersiniz babalık istedi diyorlar. Haşa Cenab-ı Allah bunların hepsinden münezzeh. Ne oldu şimdi bunlar? Nasıl ben ona ehli kitap diyebilirim ki? Bunlar şu andaki Hristiyanlar olsun, Yahudiler olsun, zaten açık putperest artık onlar ayrı da, bunlar da müşrik. Bunların da kızları alınmaz. Ancak Müslüman olsanlar. Evet, Kur'an'daki ehli kitap tam o kitaba, İncil'e, Tevrat'a uyması bakımından. Aslına uyması bakımından. Ama maalesef bunun yok. Onun için kalkıp da bir gayrimüslimle evlenmeye kalkarsan dahi onun iman etmesi bilmeyince eğer Müslüman olursa ne alak? Evlenebilirsin. Ama bir Müslüman bir erkek gayrimüslimle evlenemez. Derhal boşak. Derhal uzaklaş. Olur. Ha Müslüman olursa hayır. Bak ortada ne var? Bir din bağı var. İnanç bağı var. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Ama maalesef şu anda toplum yapımızda bu çok tehlikeli bir boyuta kadar gidiyor. Ki öyle bir durum ki yani insan üzülüyor. Bırak açık saçımızı kapalımız ile bu sırada böyle tehlikeler noktada gidiyor. Gidebiliyorlar yani. Şimdi burada bir şey daha var. Bir nikah meselesi konuşuyoruz. Nikahlamayınız. Nikah nedir? Nikah bizatihi erkekle kadının birbirlerini kabul icap ederek Allah adına kabul icapla yapılan anlaşmadır. Kabul icap olarak. Eğer kız 18 yaşını doldurmuş ise yani rüşt çağına girmişse, erkek de rüşt çağına girmişse ama yine de babanın vekaleti veya da velinin izniyle kız da olsa evet, ve daha çok kız velinin izni olacak.
Şimdi hocam yani bir kızla bir erkek reşit olmuş, bir kızla bir erkek kendi kafalarına göre nikah kıyamıyor. Kıyamıyor. Çünkü mutlaka zaten şahit istiyor. Şahitsiz nikah olmaz. Mutlaka şahit gerekir. Kızın yaşı 18 yaşını doldurmuş ise de baba evindeyse, yani babasının anasının yanındaysa mutlaka velisinin izni olacak. Bir izni olmadan nikah kıyamaz. Nikah kıyamaz. Buna dikkat etme. Bazı şimdi nikahın diye diyorlar, diyecek bazıları acaba nikahta keramet var diyoruz. Bunun hikmeti nedir? Bir de bunun hikmetine baktığımız zaman çünkü Cenab-ı Hak Teala bizatihi bu ikisinin eğer Rabbim şey yapmışsa bir bakıyorsun birbirine Rabbim sevdirir. O anda onların kalbine bir sevgi tohumu atılır. Ondan sonra bazıları her ikisi birbirine mutlaka şey yapalım. Böylece anne baba yine vekil şeyle izniyle bundan nikahlar. Şimdi aşağıda bak burada ne güzel bir şey vermiş. Hemen ben onu buradan da daha da iyi anlaşılır. Bazı nikah hakkında ahkam-ı ilahiye beyan eden bu ayetlerde küffar ile yuva kurmak ve günlük hayatta onlarla yakın yaşamak nehyolmuştur. İlahi Cenab-ı Allah bunu nehyetmiştir. Müminler müminlerle evlenirler. Şöyle de denilmekte de evlenirler. Tamam. Habis kadınlar habis erkeklerle evlenirler. Ondan sonra habis erkekler habis kadınlar habis erkeklerle içindir. Temiz kadınlar da temiz erkekler içindir. Burada diyor وَلَا تَنْكُهُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ ancak mümin olacak. وَلَا اَمَتُ مُؤْمِنَةٍ bir köle mümin erkekle evlenebilir. Ondan sonra yine diyor. Bir müşrikiyeti müşrik olan bir kadın velev ki acebeküm velev ki sizin hoşunuza gitsin. Yani o kadını sevdiniz. Sevilseniz dahi o müşrik kadın Müslüman olmadığı müddetçe aramazsınız. Ondan sonra diyor ki velev tenkihul müşrikine müşriklerle nikahlanmayınız. وَلَتَمْكُنْهَا مُشْرِكِنَا hatta yü'münü iman eden müşrik erkekleri nikahlamayız. وَلَتَمْكُنْهَا مُشْرِكِنَا müşrik erkekleri nikahlamayız. Hatta yü'münü iman etmediği müddetçe, Müslüman olmadığı müddetçe sakın onu nikahlamayız diyor. وَلَعَبْدُمْ bir köle, mümin bir erkek köle ama mümin biri erkek köle diyor. Hayrın hayırlıdır. Neden hayırlıdır? Müşrikin müşrik bir erkekten hayırlıdır. Velev acebetküm. Velev ki o erkek hoşunuza gitse dahi. Yani bir mümin kadın müşrik bir kadını müşrik bir erkeğiyle nikahlanmak arzu ettiği zaman mutlaka Müslüman olmasını istiyor. Cenab-ı Hak Teala hoşuna, o kadın, o erkek hoşuna gitsen bile, gitse bile, sevsen bile mutlaka o Müslüman olmadığı müddetçe onunla evlenemezsin. Yuva kuramazsın. Ondan sonra ulaike işte onlar için yed'ûne daveti ne ilerine onlar eğer böyle bir durum yaparlarsa bak bak Cenab-ı Allah ne diyor. Ulaike işte onlar böyle bir durum yaparlarsa yani müşrik bir kadın, müşrik bir erkek mümin bir erkek müşrik bir kadını alırsa veya da müşrik bir erkek mümin bir kadını alırsa kadın onunla evlenirse her ikisi de fark etmiyor ama diyor ulaike işte onlar yed'ûne onlar kendilerini davet etmişlerdir. Çağırmışlar. Nereye? Nereye davet etmişlerdir? İlerine ateşe davet etmişlerdir. Cehenneme davet etmişlerdir. Hocam bir sorum olacak yani size. Şimdi bir laf vardır mesela sevenler ayırmak günahtır diye. O özellikle olay hanım evet hatta hadis de olacak. Yani meşru olarak birbirlerini sevenleri ayırmayın ama mümin anlatmış.
ister ki biraz önce sevinler dediniz ya. Yani, bak ben burada da yine diyorum. Velev acebet ki o hoşumuza gitse dahi diyorum. O müşrik erkek hoşuna gitse, mümin kadının hoşuna gitse dahi. Kesinlikle evlenmez. O da evlenirse onu Müslüman edemez ki. Ancak Müslüman olmuşsa zaten Müslüman. Ayrı. Ama müşrikken evlenmişse o erkek kolay kolay Müslüman olamaz. Aynen öyle. Bunu ateş edilmiş. Buyur o zaman ateş edilmiş. Şimdi Almanya'da orada bulunan bir arkadaşım geldi bana dedi ki hocam böyle böyle dedi. Ben dedim bir Hristiyan kadınla evlendim Almanya'da. Ondan sonra ondan da dedi çocuğu hani çocuğum erkek çocuğumuz oldu dedi. Ben dedi cezaevine düştüm dedim. Oğlum dedi onun yanında. Ne yapmam lazım dedi. Dedim baştan zaten evlenmen yanlış. Bir defa Hristiyan diye bunlar müşrik dedim. Kusura bakma. Adlarım Hristiyan. Ehli kitap değil. Çünkü Allah'a eş koşan hiçbir zaman ehli kitap olamaz. Ehli kitapta Allah'a şirk koşma diye bir olay yok. Tevrat'ında da olsun, İncil'inde de olsun, Zebur'unda da olsun. Zaten Kur'an'da hiç yok. Onun için dedim yapacağı tek bir şey var. Bak o çocuk yarın onu kim büyütüyor? Anası büyütüyor. Çünkü cezaevine düştü. Onu kim anası ne? Müslüman oldu mu? Dedim, oldu mu Müslüman? Hayırdır hocam olmadı. Öyleyse peki o olmayan Hristiyan ana o çocuğu nasıl yetiştirir? Erkek yok. Kendisi gibi yetiştirecek mi? Bunun yapanı sen. Ahirette sen bundan kurtulamazsın. Çünkü o çocuk cezaevi olmasaydı o anda Müslüman da olabilirdi değil mi hocam yani? Ha, o cezaevinde olan erkek. İşte o cezaevine düşmemiş olsaydı veya karşı tarafta Müslüman olsaydı Müslüman olacaktı. Dedim ki yapacağın tek bir şey var. O çocuğa yakınlar, çünkü kanunlar var. Mecburen babayla görüştürüyorlar. Evet, kesinlikle. Görüştüğünde o çocuğa en iyi şekilde yaklaşacaksın, onu Müslüman edeceksin. Yoksa senin durumun hiç değil. Bunu başlatıyorum. Bunun için, ya bu olaylar Almanya, çok Almanya'da, Fransa'da böyle, böyle bizim, o da neden biliyor musun? Bizim müminlerimiz İslam'ı anlayamadıkları için. İslam'ın şu güzelliklerini bilseler, gidip de onlarla evlenmezler. Ya Müslüman eder evlenirler, yoksa kesinlikle. Ben mesela Almanya'da Müslüman, Alman Müslüman olmuştu. Müslüman bir kadın evlendi. Nikahını da ben kıydım. Mesela Almanya'da. O an Müslüman olmuştu. Yaşıyor namazına inildi. Var diyor öyle Müslüman erkeklerde var mesela. Ama o Müslüman zaten. Ben ona bir şey diyeceğim halimiz yok. Ama Müslüman olmadığı müddetçe kesinlikle olmaz. Bunu bilmeleri lazım. Derhal ayrılması lazım, ayrılmak lazım. Onun için yine konumuzun devam ne diyor? O müminler müminlere evlenene ahlaksız kimseler bak. Ahlaksız, şimdi ne yapıyoruz? Bakın bir olay daha aklıma geldi. Bu çok önemli. Hani dedim ya o gibi yerler vardı. Ben gençlerimiz o gibi yerlere gidiyorlardı. Affedersiniz genelerine gidiyorlardı. Ondan sonra onun anası, baba anası oğluna temiz kız arıyor. Düşünebiliyor musun? Zina etmiş çocuğuna, zina etmiş çocuğuna, zinakar çocuğuna ne arıyor? Temiz kadın, temiz kız arıyor. Ey be kadın, senin çocuğun zinakar olmuş, zina arıyor. Sen ona git bir zinakarı al bakayım. Mümkün de gitti, almazlar. Peki hocam şimdi burada kimin hani günahı peki? Burada? Annenin mi yoksa erkeğin mi günahı yani böyle bir düşünmek, helal süt emmiş bir insan varmış. İstiklandan o çocuğa anne baba İslami eğitimi vermiş mi? Anne baba sorumlu. Devlet, yani şu andaki yetkili yer tamamen sorumlu. Valisi de dahil. Valisi, belediyesi hep sorumludur. Niye? O gibi yere açtıkları için. O evlatlarımızı zinaya sürükledikleri için. Bile bile teşvik. Şimdi ondan zina yapan bir affedersin erkek çocuğumuz gidiyorken ondan sonra anası babası kalkıyor çocuğuna temiz kadın almaya çalışıyor. Temiz kızlarımızı almaya çalışıyor. Lan zaten bu. Ha, tövbe de etmemişti. Ne? Çünkü aklına gelmez ki öyle giden tövbe etsin. Müstesnadan ayrı. Lakin şu. Oradaki affedersin şeydeki kadın temiz bir erkekle evlenebilir mi?
bile edemez. Bir temiz erkek onun evlenmeye kalkınca kesinlikle memnuncuk. Peki hocam bakın, şimdi kızın günahı yok mu peki bu konuda? Kız olmaz olur mu? Niye anne baba? Yani birinci planda eğitim. Eğitim. Yani dini vecibeleri evlatlarımız bilecek. Anne baba oğluna, anne kızına anlatacak. Evladım bu durum böyledir. Ama dini bilgilerini öğrenmiş olacaklar. Ha, bunu da benim eğitimim, devletin yetkili üyeleri bunu mutlaka evlatlarımız eğitecek. Bu gibi tehlikelerden koruyacak. Bakın şimdi Osmanlı, görüyoruz ki Osmanlı'da kesinlikle başı açık, hiçbir kadın dışarıya müsaade etmiyordu. Ermeni de olsa, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa. O dönemde. Niye? Eğer diyor, sizin kadınlarınız ve de çocuklarınız başı açık, kıçı açık, meydan açık kalsa benim geleceğimin evlatlarıma örnek olacaklar, onların da hoşuna gidecekler. Ve yarın onların neslinin bozulmasına vesile olacak. Bugün ne oldu? Görüyoruz ki benim okuyan çocuğumun başını açtılar. Değil mi? Evet. Genç kızımın başını açtılar. Bunu kim yaptı? Devlet bizzat yaptı. O gün devletimiz öyle. İlk cumhuriyet kurulduğunda. Hey, kim böyle bir yolu açtıysa bütün bu çocuklarımızın, kız çocuklarımızın her yaptığı onun amel defterine yazılıyor. Çünkü o yol açtı. Bir sünnet diyoruz. Sünnet yol demektir. Yani o kız çocukların hiçbir suçu yok diyorsunuz yani. Ama akıl bali olduktan sonra ne yapacaktır? Ve öğrenmekle mükelleftir. Biliyordu, zinanında ne olduğunu biliyordu. Şimdi de öğrenecek. Bile bile yapıyorsa o zaten büyük bir günahdır. Anlamış. Ben öyle bilmiyorum bir ifadesini söylüyorum mesela. Çünkü şu anda her türlü öğrenme şeyi, etkinlikler var, bilgisayar... Ya hocam dediğimiz gibi 10 yaşına düştü Afkan. Zimdüş bilmeyen insan yapmıyor. Bunu yapan kim? Bunu işte şu andaki gördüğümüz televizyonlar. Tabii ki. Buna bütün bu oyundan buna dikkat etmem. Yazık. Bu evlatlarımızı o noktaya verelim. Hocam mesela internetimizde de her türlü var böyle ki, videoları, böyle filmleri bulabiliyoruz. Var. Bu ne? Ben teşvik değil mi? Zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Dabbe konusunu bilir misiniz? Yani o dabbe, yani yeryüzünde yaşayan. Yani örümcek ağ gibi bütün dünyayı saracak. Bu internetin zaten açıklaması. Yani dabbe değil mi? Arz diye bir şeyimiz var. O Deccal'dan sonra gelecek. Evet. Yani o da... Dünyayı bir örümcek ağ gibi saracak diye o da internetin açıklaması. Şu anda öyle tabii. Dabbe o noktada. Bütün şu internet ağırlarına, bütün her şey açık açık her türlü kesinlik var. Evet. Gösteriliyor. Ha, düğmesi senin elinde. Ama kaçımız yapabiliriz? Doğru. Değil mi? Çünkü gençler zaten böyle yollara meyilli. Neyi? Meyilliler. Ya teşvik var. Tamamen teşvik ki noktada şu anda. Allah korusun çok ve gittikçe de tehlike noktaya gidiyor. Ama şu anda biz onu değiştirmeye kalktığımız zaman, yapmaya kalktığımız zaman kurlar kopuyor, bağırıyor. Meydanlara çıkıyorlar, bağırıyorlar. Yani kalksın desin ki devletler, ya anlasın bu yasak desin. Bir bakın bakın yarın ne olur. Hocam bir de bir soru soracağım. Şimdi millet idam istiyor bu tecavüz konularında, taciz konularında mesela. O idamı getirmeyen insanlar da suçlu mu peki şu anda? Şimdi şu anda suçlular. Suçlular bak, mı hocam? Ama mecliste bir şey koymuşsunuz. Bir meclisin insanları var. Milletvekiller var. Bütün mesele sen vekaletini ona vermişsin. Ben idare etmeyi sen nabzetsin. Sana vekalet verdim, sen meclise gideceksin, benim haklarımı savunacaksın. Şimdi bu arada meclise idam konusunu getirip o milletvekilleri hepsi birden imzalarlarsa bu vebali kurtarırlar. Ama her geçen gün vebale giriyorlar değil mi hocam? Aynen, şu anda sorulurlar. Ha, diğer belirli bir sayı koymuşlar. Yani bir devletin kanunu konulmuş, o kanunda da belirli 367 milletvekilinin bizatihi kabul edilmesiyle olacak. Kanun değişiyor ya, başka türlü değiştiremiyorsun. Kendine yeni bir kanun yapamıyorsun. Mutlaka neye dayanıyor? O meclisteki o milletvekilleri ona dayanıyor bu iş. Bu Cumhurbaşkanı ne dese ki ben
Bunu yapamaz. Mecbur meclis var. Bunun çaresi yok. Ha, tek bak, bak. Şimdi başkanlık sistemi olsa, bak başkanlık sistemi olsa, kalksa desin arkadaşlar zina kaldırıyorum, şey affedersin, idamı getiriyorum dersen, getirebilir. Şimdi başkanlık sisteminde başkan, yetkili başkandır. Şu an peki tek getiremez. Getiremez, yok. Getiremez. Çünkü bunun altında meclis var. O meclisteki milletvekilinin görevi nedir? Bu milletin, toplumun ahiret değerlerinden, her şeyden sorumludur. Onlar belirli bir sayı koymuşlar. O sayıyı da çıkamadı mı? Şey yapamıyoruz. Belki şu noktada ama o da kanun üstünde kararname, o hal bölgesi olan durumda. Belki bundan istifade eder bu, baktım yine de meclis konusunda şey yapıyor. Bu ama vebaldir. CHP burada en başta vebal olmuş. Çünkü yanaşmıyor. O yanaşmıyor. O benim oyu yetmiyor. Zaten öğrencilerimizin başlığı bir yara açılmıştı yine. Tek mesele de CHP diyebiliriz bu konuda. Aynen öyle. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Meclisten gelsin, hemen imzalarını yedir. Çünkü meclis çok önemli. Yavrusu olsun. Evet. Onun için başkanlık sisteminin bazı hususiyetlerde tüm isteniliyor. Ben aslında şunu diyeyim. Evet, parlamenter sistem, koalisyonlu bir hükümet bize gitmiyor ama çok faydalı. Bize gitmiyor. Bize niye gitmiyor? Bizde çünkü bize bir yapı oluşmuş o günden beri. Kayırmacılık, menfaatçilik. Böyle bir yapımız olduğu için maalesef parlamenter bize çok bozuk bir yapı. Koalisyon bize uyguluyor. Bak Almanya mesela koalisyon uyguluyor ama kesinlikle devletin şeyinden tabi vermiyorlar ama. Onlar da koalisyon. Yani burada hocam, devlet işinde birler. Lafınızı biliyorum. Yok, başta var. Yok. Mesela biz, yani toplum olarak mesela, isteğimiz sorulsa, yani madde yönünden o şekilde bir sorulsa, idam değil de farklı bir yasalar getirebilsek keşke bizde. Hani böyle bir seçenek sunulsa bize ama böyle bir seçenek sunulmuyor şu anda. Ama o zaman çok sessizlik olur mu? Olmaz. Şimdi bakın, hani biz milletvekillerini niye seçiyoruz? Bizi temsil etsinler diye. Hepimiz milletvekili olmayız yani. Yok hocam, mesela öneri şeklinde. Tabii. Bize de böyle bir seçenek sunsalar biz de yol göstersek mi diyelim onun yani. Onun tek bir özelliği nedir? Milletvekiller var ya. Hı hı. Milletvekilleri memleketlerinde toplumuna ilgileneceklerse toplumun bütün meseleleri not edip meclise bildirecekler. Onu yapmıyorlar. Onu yapmıyorlar. İşte en azından bize öyle bir yol sunsalar da biz yardım etsek. Tabii. Yoksa bir millet dediğin gibi her milletvekili gelse mesela bu gibi memleketinde bu gibi şeyleri sorsa, etse ne yapılması lazım, milletten şeyi alsın. Olur, olur ama maalesef böyle bir şey yok. Ağlar bunlar ha. Çünkü yanına yaklaşamıyor mu onun? Ama hocam bu ülkede sen de yaşıyorsun ve onların oraya çıkmasındaki tek sebep de bizleriz. Yine biziz. Ama tabii, bize de sorulması gerekiyor. Aynen, yani, asıl odur. Yani doğru olan odur. Doğru olan odur. Ama öyle bir zihniyet yok. Yıllarca hep gördük milletvekillerine getirip dört el pençe gidiyoruz. Peki hocam bir soru daha soracağım. Bu böyle olmamasının sebebi kimdir sizce? Olmaması mı? Olmaması. Olmamasının yegane sebebi bu sistemi kurar. Kanunu ilave getirin. Anladım. Tek onlardır. Çünkü bakın şöyle bir durum söyleyeyim. Çünkü eğer bu insan o günkiler diyorum gerçek bir Müslüman olsa vardı böyle yapmazlar. Yaparlar mıydı? Yapmazlar. Demek ki maalesef bizi öyle bir avladılar ki ben Çanakkale'de benim dedem atam canını malını verdi bunun vatanı için. Ben İstiklal ve Sıfır Savaşı'nın canını malını her şeyini verdi. Ama ben bittikten sonra huzura kavuştuktan sonra kalkıyorsun bana başındaki adam bana diktalık yapıyorsun. Zulüm yapıyorsun. Peki o zaman ben neredeydim? Kucağı kaybolurken neredeydim? Ne yapıyor? Bakıyor ve nice alimlerimizi götürdüler. Nice alimlerimizi doğru götürdüler. O da tek bir hatamız var. Hata var milletin.
emire mümine itaat. Ya ama Allah diyor ki sizden onuna itaat ediniz. Sizden olmayan itaat etmeyiniz. Onun için ben de diyorum ki bugünkü inanç ve değerlerinin üzerinden uzak olan bir partinin başındaki insana kesinlikle oy verilmez. Her kim verirse ahirette onun cezasını görecektir. Çünkü Allah. Onun amacı belli. Onun gayesi belli. Zihniyeti belli. Hareket açık açık söylüyor meydanda. Sen bunu açık açık söyleyen bir insan nasıl desteklersin? Biz de bir de bir ahlak yapımıza inandığına hareket ediyoruz. Bir insanı inandığına sevmiyoruz. Sevmediğimiz için onun yok olması için devlet de yok olsa ona razı oluyoruz. Bak, böyle bir zihniyetli insanlarımız var. Sırf o insan. Ya o insan gider. Oraya baki değil ki. Kalıcı değil ya. Böyle bir zihniyetimiz var yani. Vay niye o geldi öyle. Hepimiz düşman oluyoruz. Ya arkadaş oyun var. Anlat. Toplumu ikna et. Değil mi? Evet hocam. Bu şey var. Elimizde en güzel o var. İkna et. Neyse şeye milleti indiririz. Yok. Bu şekilde indiremiyorlar. Ne yapar? Eylem yapar. Şunu yapar, bunu yapar. Peki devleti niye diyorsun sen? Bu zaafa düşünüyorsun. Bakın şu 15 Temmuz çıkartması elbette bu bir işgaldir. Türkiye en büyük tehlikeye sokulan an oluyordu. Ya bakmayın, Türkiye Suriye'den beter olacaktı. Bu denen o FETÖ denen bir mikrobun yüzünden Türkiye mahvolacaktı. O büyük bir yanlış. Türkiye mahvolacaktı. Ya ben sevmeyebilirsin arkadaş. Sevmiyorsan başkasını çalış çabala güzelce anlat. İndir aşağıya. Yok. Ya indiremiyordur. Birilerinin şey olacak. Anlaşma yapacağım. Taşıman olacağım. Geleceğim. Benim devletimi zaafa uğratıracağım. Lan onu gidecek diye ben milleti mahvediyorsun. Devleti mahvediyorsun. Doğru. Onun için bir şey yok ki. Yani onu indirmek, öldürmekle eline de geçecek. Ama devlet gidiyor, millet gidiyor. Ekonomin gidiyor. Her şeyin gidiyor. Hocam bu ülkenin düzelmesi için sağlam gençlere ihtiyacımız var. Aynen öyle. Sağlam olmak yani Ümmet-i Muhammed olmak için ne yapmanız gerekiyor bu gençlerin? Bu gençlerin bizatihi inanç ve değerlerini öğrenmesi gerekiyor. Ona cihat ruhunu vermemiz lazım. Yoksa böyle bir yapıyla hareket etmez. Önce çünkü bir insanı daha şevke götüren nedir? İnanç ve değerlerdir. Benim atam at sırtından inmedi. Niye? Şimdi bir tek şeye inanır, Allah'a yaslanmıştı. Onun için benim gençlerimde tek davası Allah olacak. Resulullah olacak. Ki ondan sonra kendisini başarıya götürsün. Peki hocam bu yolu nasıl sevdiririz biz onlara? Yani bu yolu sevdirmenin yolu eğitimden geçiyor. O da teşkilatta, ya bulunan yerlerde, nerede yani gençlik yerlerinde, işte dernek olur, şu olur, bu olur, okul olur, her neyse. Bu gibi yerlerde güzelce işlemekle anlatmak, vaaz nasihatte olur, sohbette olur. Sürekli aktif halinde olarak. Şu anda ilkokullarımızda, ortaokullarımızda zaten Kur'an kursu dersleri var. Var. Yavaş yavaş, şimdi geçmişe baktığımız zaman şimdi çok farklı tabii elbette. Hocam hakkını helal et. Mevzunuza tabii ki elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum da siyasette yapıyor olmayalım da yanlışlıkla bir konu var. Bu konu önemi bak oraya gösterdim. Alparslan Akar'ın sayfasında burada bir şöyle diyor Mustafa İslamoğlu hocam. Şimdi Müslümanlık ne derece kullanıldığını ne derecelere getirilmeyi isterim. Bize Kur'an yeter. Hadise sünnete alim gerek yoktur. Mustafa İslamoğlu. Bu bir bak hocam. Bir. Şurada burası çok önemli. Buna çok dikkat ediyoruz bak buna. Şimdi gelmişler. Burada öğrenciler, çocuklar eğitim öğrenmek istiyor. Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorlar. Hı. Ama karşılarına ne çıkıyor hocam? Hı. Kur'an ana kaynak olmaktan çıkarılıp dikkat et buraya hocam. Hı. Tali kaynak haline getirilince sonuç budur. Bunun dindeki adı da şirktir. Kur'an ana kaynak haline getirilmezse tevhid düşüncesinden
sapmak ve şirke düşmek mukadderdir. Ali Galip Baltaoğlu diyor bunu. Burada da bir karikatür yapmış. Bak karikatüre çok önemli, yani önemli burası. Evet. Anarşist Müslüman diyor. Bak burada çocuk babası gelmişler. Amca aradığın Kur'an aradığın Kur'an olmasın. Evet. Din buysa ayva yedik diyor. Bak şimdi burada o eshab-ı nüzul, mezhepler, fıkıh, alimler kitabı, tefsirler, ilmihaller, risaleler, dergiler, olmazlarım, tarikatlar vesaire. Yani hani bunların içinde Kur'an nerede diyor yani şimdi. Böyle de bir şeye düşmüş oluyor Müslümanlar. Zaten yine şurada şöyle diyor. Çok önemli bak burası. Yani dediği lafa dikkat edelim. Allah lafzından sonra Celle Celaluhu demek yalakalıktır. Ben protokolü sevmiyorum. Şimdi bizim sözüm ona, İslam'da böyle insanlarımız olurduğu müddetçe acaba bu millete, bu milleti İslam'a, biz İslam'ı nasıl hakkaniyet ölçüsünde öğreteceğiz? Değerli hocam, neler söylemek istersin bu konuda? Ben şimdi burada birinci İslamoğlu'nun, Mustafa İslamoğlu'nun söylediği sözü başından söyleyeyim. Zaten en büyük din teccalı. Açık söylüyorum. Din teccalı, hadislere önem veriyor. Hadis, Resulullah Efendimiz'in söyledikleri. Şimdi Resulullah Efendimiz nereye bağlı? Neyle yaşıyor? Kur'an'la yaşıyor. Ayşe anamız ne diyor? Onun hayatı Kur'an. Hayatı Kur'an, yaşantısı yine Kur'an. Sözleri yine Kur'an. Kavli ve ameli şeyleri yine Kur'an. O Kur'an'ın dışında değil ki. Ama Allah ne diyor? Rabbim de diyor ki Adıullah'a ve Resulehu. Allah'a itaat ediniz ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a itaat ediniz ve Resulüne de itaat ediniz. Kim ki Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani o bağlı. Kim ki Allah'a itaat ederse Resulüne itaat etmiş. Şimdi bu adam en büyük din tekrarı yapıyor. Hadisler sanki Resulullah Efendimiz'in kendisi kafasından uydurdu. Haşa. Hiçbir zaman ki Resulullah Efendimiz hep Rabbimin murakabesi altında bulundu. Çünkü heveyi hevesinden hiçbir şey söylemedi. Kur'an'ın tefsiri Resulullah Efendimiz'in sözleridir. Bunu böyle çarpıtıyorlar. Toplumun, gençlerimizin kafasını böyle din teccalar bulamıyor. İşte asıl vebale girenler bunlar değil mi hocam? Bu İran kafanı, bu İran kafanı Şia bilmem ne Vehhabi şey gözüküyor bir insan. Bunun babası diyor ki, evinde hep İran'ın dediği şeyler, kitapları bulunuyor. İran'ın alimleri benim sahabeme hakaret ediyor. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ayşe'ne, Hazreti Ebu Bekir'e. Sert dediler alimlerdir. Resulullah Efendimiz'in bir tane sünneti uygulamazlar. Orada sünnet diye bir şey yok. Yani Resulullah Efendimiz'in gidişatına hiçbir uygun şeyler yok. Böyle şimdi, böyle de gençlerimizi kendilerine çekmeye çalışıyor. Sadece Kur'an yeter. Kur'an yeter de Kur'an'dan sen ne kadar anlarsın? Şimdi siz buraya gelmeseniz değerli hocam, bize tefsir sohbeti anlatmasanız, Kur'an-ı Kerim'i hem okuyup burada hem mealini sonra da tefsirini yapmasanız nasıl anlayacağız biz? Arapça bilmiyoruz. Tamam. Alfabesini bilmiyoruz. Evet, evet. Mealden anlıyoruz ama öylesini anlıyoruz evet. Şimdi bak. Bir şey mealden bilmek başka, tefsirden bilmek başka değerli hocam yani. Aynen öyle. Şimdi işte değil mi? Bu insanlar Allah korusun büyük bir yola. Abdülaziz Bayındır, Bayrak Bayraktarlı, ondan sonra Mehmet Okur, ondan sonra İslamoğlu, daha niceler. Alparslan Kuytur diyen bir Şiacı, daha nice var. Yıldızlar var, onlar. Bunlar bu zamanımızın tamamen şeyleri, reformcuları. Ama kafaları başka yerde. Allah Celle Celaluhu demeyecekmiş, yağcılıkmış. Böyle bir zihniyet. Nasıl sen Allah'ı seviyorsun ya? Sen nasıl Allah'a bağlısın ya? O yücedir diyorsun. Bunda ne var? Hayır bunu demek ne? Celle Celaluhu derken onun yüceliğini mi söylüyorsun? Seni yaratanın. Sonra ikinci Resulullah Efendimiz'in. Eğer onun o yaratılması sen bu alemde olmayacaktın. Bunun sebebi ne yani? Allah onun yüzü görmüyor. Bu alemi kainatı yarattı. Sen varsın. Ve böyle bir adam, beyinsiz adam kalkıp böyle de konuşuyorsun. Ondan sonra
Abese suresinde kalkmış orada birinci ayette. O kibirli adam. Bak bak. O kibirli adam. Kime hitap ediyor? Resul Efendimiz'e. Tutmuş şey tevil yapıyor. Ben ona demedim. Ya muhatap Allah. Cenab-ı Allah Cenab-ı Hakk'ın muhatabı kim? Peygamber Efendimiz. Ümmü Mektum geldi ondan tesbih olmak için geldi yanına. Resul Efendimiz ilgilenmedi. Üçüncü defasında da Cenab-ı Allah ayet-i kerimeyi gönderdi. Abese ve esnaf içinde. Abese ve tevella encehun amel. Ey Habibi yüzünü ekşitme. Ve tevella çevirme. Sana gelen o amaya bunu yapma. Onunla ilgilen. Burada bir olay mı? Resul Efendimiz. Mughire'yle ne alakası var? Mughire oraya gelmiş. Resul Efendimiz'in davetine gelmiş bir insan. Etrafında olmayacak. Onunla hiçbir alakada yok. Bir şey de yok. Ama o değil. İran tefsirlerinden almış, o ibarayı öyle koymuş. Kavaid'den haberi yok, belagat'tan haberi yok, kendisini alim zihniyetine gösteren ve bu Mustafa İslamoğlu bu şekilde ifade ediyor. Allah'tan korkmadan peygamberlerde kibirlik var mıymış? Baksana bir adam beş tane sıfatı var. Resul Cennet peygamberlerin beş sıfatı var. Bir tane kibirli olay var mı? Aslında. Kibirli olan kim oldu? Şeytan mı? Allah onu korumadı mı? Sen nasıl kibirli dersin be adam? Ondan sonra kalkmış tevil yapıyor ki ben Nuhriye dedim. Nuhriye ne alakası var? Bu tehlikeli adam. Şey, FETÖ'den de tehlikeli bu. Bu FETÖ'den de tehlikeli. Çünkü öyle değil. Affedersin. Beni tutuyor İslam kardeşliğini Müslüman kardeşliğini de basıyorlar. İslam kardeşi. Evet İslam kardeşliği ama nasıl olmalı? İnnemel mü'mine ihvetin. O güzel ayet-i kerimeye hitap ettiği zaman bunların müminlik derecesi nedir? Bana bir söyleyin mi? İtikattaki durumlar nedir? Ameldeki durumlar nedir? Benimle kardeş olacağı zaman mümin olarak ay bu itikattan da sağlam olacak, amelden de sağlam olacak. Şiası da ve ibadetsiz de, Vahhabisi de hepsi itikattan uzak. Onlar benim kardeşim olamaz. Ne kadar Allah derse desin. Sabaha kadar Allah desin. Hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir. Abdestler ayaklarını çıplak ayağına eskiriyorlar. Bir defa abdestleri yok ki. Amel ne olsun. Sen kardeş bu insanları ehli beytimin alimleri diye övüyorsun be adam. Hiç mi Allah'tan korkmuyor? Oğlum sana Kur'an. Kur'an-ı Kerim elbette ki yaşamak için var. Ama onu anlayabilmek için benim önümde alimler olması lazım. Gerçek manada dört dörtlük manasını her şeyi bilip bana aktaramayacak. Onlar alimler onun kavaid, Arapça kaidelerini öğreniyorlar. Onlar ilmi şeyleri öğreniyorlar da bana aktarıyorlar. Ben de oradan alıyorum. Bak dört mezhebin dördüne bakıyorsun Kur'an ve sünnetin dışına çıkmamışlar. Ama o bir mezheplere bakıyorsun Kur'an'ın dışındalar hep. Sen bir sahabe Resulullah benim yıldız, gökteki yıldızlarım diyene nasıl kalkarsan onları şey yapabilirsin ya. Tekfirle affedin sevk edebilirsin. Neden Rabbimiz aşireyi mübeşşere derken 10 tane Müslüman olanların isimlerini cennetle müjdeledi? Neden dünyadayken bunları cennetle müjdelendiğini buyurdu Rabbimiz? Tabii işte. Demek ki Bak ne kadar önemli burası. Tabii önemli olmaz olur mu? Yani eğer o cennette müjdelenenlere de inanmıyorlarsa işte, artık hay halimize. Hazreti Ebu Bekir var. Ona sebde diyorlar. İşte ya diyorum ya. Ne diyorlar? Sebde, küfre diyorlar. Tövbe estağfurullah. Evet. Hayır ya Mustafa İslamoğlu diyor. Bu aşireyi mübeşşireyi de kabul etmiyorsa vay halimize. Zaten sünneti kabul etmediği müddetçe onu kabul edecek. Yani. Bir de sünnilik konusuna. Bak burada açılmış ya tüm. Sünnilik sünnet yolu. Yani Allah Resulü'nün yolu. Allah Resulü'nün yolu nereye? Kur'an. Var mı başka bunun ötesi? Aslında. Yok. Sünnet. Bunu diyor ki Sünnileri kabul etmiyoruz. Diye bir ifade söylediler birileri. Ya Sünni ne olduğunu hala anlayamayan mı? Bize vaktlarımız var ya. Onun için bizim dört tane mezhebi imamımız niye haberi var? Buna gerçek manada Kur'an ve sünnete mutabık olduğu için yoksa mezhep bir tane değil ki 100 tane de olur. Öyle olarak Kur'an ve sünnete mutabık olması. Bunların dört tanesi sıhhatli olanı. O yüzden bu toplumda en güzel bir ameli ve itikad noktada yayılmışlardır. Toplumu her türlü tehlikelerden, üstad şeylerden uzaklaştırmışlar.
doğru düzenli bir şekilde yönlendirme şeridir. Sen kalkıyorsun, hadisleri nasıl kabul etmezsin? Sen kimsin ya? Necisin sen? Senin bilgin nedir? Senin ilmin bile yoktur be adam. İran'ın kitaplarını okumayla kalkıyorsun, topluma ifsat veriyorsun. Adem Aleyhisselam'ın da babası var diye konuşun. Bir de güle konuşayım. Gördün mü diyor, İnsan Suresinin 2. ayetinde. Halakal insana min nutfetin emşak. Halakal insan. O cinsi insan. Tamam cinsi insan ama Adem'den önce insan diye bir şekli itibariyle insan yaratılmamış. Allah Cenab-ı Allah ayetinde bildirmiyor. Cinlerden başka, cin tayfası bir şey. Tamam, onlardan başka tayfa yok. En son insan suretinde en güzel şekilde yaratılan eşrefi mahluk. Mükerrem insan yaratılmıştır. Rabbim öyle diyor. Sen necisin daha bir şeyden haberin yok. Adem'in babası da varmış. Ne alakası? Ya ayet-i kerimeyi inkar ediyorum ya. Allah ayet-i kerimesinde biz Adem onu yarattık diyor. Çamurdan yarattık, topraktan yarattık diyor. Sen bak demek ki ilk defa insan orada yersin, sureti orada yapılmış. Allah yaptırmış ya. Sen kimsin ya? Kalkmış ondan sonra ayetteki o şey, ayete muhatap oluyorsun be adam. Bilinçsiz şekilde konuşup duruyorsun. Böyle bir yapıya var. Allah yardım etsin. Allah bundan şerrini aldı. Kur'an bir defa ne olursa olsun elbette her şeyin başı olur. Tarikat. Ya tarikat bu benim alimlerim ve de diyor tasavvuf. Yani daha güzel yaşama. Her şeyi yerken, içerken, yatarken, otururken, kalkarken ama şurada uygun olarak yaşamak. Değerli hocam hakkında yani şurada dikkat edeceğiz ama bak tarikat diyoruz, cemaat diyoruz ama risale diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz ama şu FETÖ'nün yaptıkları gibi bir tuzağa da ya, Müslümanlar olarak düşmemek lazım. Elbette canım buradaki cemaat. Bak burada çok önemli burada. Onunki tarikat değil, o bir cemaat. Evet. Artık cemaat da değil ya. Öyle bir şey. Yani uyduruk bir şey affedersin. Şimdi tarikat bir yoldur. Yani Allah'a giden yoldur. Neyle? Sünnetullah. Bak. Tarikat, hakikat, marifet. Hepsi benim gibi kalıbı vardır. Tasavvuf, vasıflanma. Allah'ın boyasıyla boyanma. Allah'ın boyasıyla boyanma. Yani onun emirlerini, güzelliklerini yaşama. Sen vasıflanıyorsun ya. Nefsinle mücadele ediyorsun. Nefsinle kendini öyle bir noktaya getirmeye çalışıyor. O nefsini yok etmenin yoluna bakıyorsun. Vasıflanıyorsun. Ne olursa olsun bunları mezhepler sonra. Mezhep gidilen bir yoldur. Mezhepte yani diyorlar ki Resulullah Efendimiz'in mezhebi vardı. Resulullah Efendimiz o şeyi Yemen'e gönderirken valiyi sordu. Neyle amel edeceksin dedi. Ya Resulullah önce Kur'an'la. Ondan sonra Ya Rabbi ya Resulullah senin sünnetinle. Ondan sonra onları da bulamazsan dedi. Ya Rabbi rehimle deyince tamam dedi. Ne oldu şimdi rehimle derken orada ne oldu? Bir yol açmış oldu. Buna biz ne diyoruz? Bir yol gidilen yol. Yani Kur'an'la sünnetine mutabık bir şekilde bir yol açarsa büyük sevap alacak. Hocam zaten Kur'an'ın olmadığı yerde adaletten, namustan bahsedemeyiz. Ya mümkün değil. Tabii orası haliyle öyle. Yani velhasıl tabii konuyu açtı da buraya kadar geldik. Ben şurayı yine diyor Cenab-ı Allah temiz kadınlarla temiz erkekler işindir. Yani evlensinler. Temiz erkeklerle temiz kadınlar evlensinler. Bu ne diyor yani? Öyleyse zinakar erkek, zinakar kadın evlensin. Öyle diyor zaten. Bunda olaylarda açıkladım, meselede açıkladım. Şimdi şurada bir de bu nikah konusunda bir mevzu var. Bu çok önemli. Diyor ki esiretül hüküm diye bir mübarek eser. Adliye eser de esiretül hüküm diye bir adliye eser, bir eser. Ondan alınmış bir parça. Şöyle denilmektedir. Ahlakların farklı oluşu bedenler şehadet aleminde dünya birbiriyle karşılaşmadan ruhların ruhlar aleminde alemi ervahta birbirleri ile tanışmalarından dolayıdır. Demek ki orada tanışmışlar. Allah onları tanıştırmışlar. Tanıştırmış. Bir bakıyorsun ki bu dünyada da tanışıyorlar. Bir bakıyorsun nikah oldu. Orada bir tanışma olmuş. Yani öbür tarafta evet, tanışma oluyor evlenen kişilerle. Aynen öyle. Şimdi bakın bir şey var.
eğer nikahta cehli dese, erkek dese ki yok ben bundan evlenmeyeceğim. Mesela bir kıza gittiniz, kabullendiler, hepsi de kabullendiler ama erkek diyor ki yok ben de evlenmeyeceğim, ben de sevdiğim var, ondan evleneceğim, illa ondan evleneceğim. Allah o nikahı orada şey yapar, yapar. Ama o şerre, onun tarihiyle onun da cezasını çeker. Bakın örnekler var. Bizim şeyde kadın... Yani hiç evlenemez mesela tabii, değil mi? O evlenmiyor, evlenir ama belaatten kurtulamaz. Şimdi şeyde, İmralı'da bizim hemen ev sahibinin komşusu vardı. Rahmetli olan Recep Bey'i. O insan birini şey yapıyor, aşırı seviyor. Ondan sonra bir evlendirmek istiyor, başkasını evlendirmek istiyorlar. Diyor ki ben başıma ne gelirse gelsin, ben her şeye razıyım, ondan evleneceğim. Bak böyle ifade kullanıyor. Ve aynen oluyor. Olmadık şeylerle karşılaşıyor. Çünkü burada bir cehd var. Sen Allah'ın şeyine karşı geliyorsun. Ne o her şeye razıyım diyorsun. Bütün belaya razıyım diyorsun. Öyle mi? Razı mısın? Buyur. Çünkü hani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inandık mı? İnan. Şer nasıl olur, hayır nasıl olur? Bir insan şerle cehd ederse yapacağım diye, illa yapacağım diye Allah ona şer verir. Murad eder, cezasını da verir. Ama hayrı murad ederse Allah ona hayır verir, mükafatından verir. Bakın. Ama olay da buradan. Bunun için her zaman hayırlısını isteyeceğiz yani. Aynen. Allah. Önemli olan hayırlısını istemek. Hakkımızda hayır olan neyse. Ha meşru olarak sevmişler birbirini. Demek ki orada var bir şey. Ezel'e Erbak'ta onlar diyor, tanışmışlar yani. O tanışmadan dolayı aşkıyla gitmediği müddetçe onların arasına girmek de doğru değil. Bakın Resul Efendimiz hadisi de var. Sakın diyor meşru olarak birbirini sevenlerin arasına girmeyiniz. Çünkü yarın ileride çok tehlikeli şeylerin olacağı işaretidir burada. Dilersen birçok tehlikeler meydana gelecektir. Yani bir mutlu yuva olacakken sen bozarsan onun cezasını seçeceksin. Tabii o da çeker, kendisi o birileri de çeker, hepsi de oluyor. Olmaz diye bir şey mi? Aa, bizim bazı ana babalarım inat ediyorlar. Yok, yok. Vermem gibi diye böyle değil mi? Tabii, aynen öyle. Peki hocam şöyle bir durum var. Mesela zinakar bir kız. Oğlan da temiz, en az üstlenmiş bir insan. Ama ailesi o yüzden kabul etmiyor o kızı. Bu da mı günahdır peki? Yani ailesinin kaynaklanan. Şöyle tövbe etmedi mi? Eğer tövbe etmişse, pişman olmuşsa, o zaten onun tövbesi Allah katında kabul ediyor, pişman olmuş. Ama tövbe etmemişse veya da hala hareketlisi doğru değil tabii. Ailemiz o zaman doğrudur yani. Mühim olan tövbe etmesi. Ama onu da hiç yani, öyle bir durumda şey olursa, yani açığa çıkmışsa onu da biliyorum toplum nezdinde farklı oluyor. Onun için yine de uzak durmak daha iyi. Yani yok, bilerek şey, yaptığı zaman tabii, zaten kabul olmuyor o tövbe ama tabii. Bilmeden yaparsa ha, hiç bilmiyor. Birileri söylüyor işte şu bu kadın belası kesinler. Eski kim ne derse o tövbe etmiştir. Diyecek vallahi de billahi de ben hiç zina yapmadım. Desin. Çünkü tövbe etmiş ya. Nasıl aynen tövbesi bir şey. Kim ne derse kesin. Yani o yemini doğrudur tabii, yani. Tabii aynen doğrudur. Çünkü tövbe etmiş. Vallahi de billahi de ben ne zina yaptım, ne içki içtim, ne kumar oynadım, ne şunu yaptım, ne yaptım. Ama geçmişte yaptım. O da der ki, ya sen niye yalan söylüyorsun? Geçmişte yaptın ya, dese. Ya arkadaşım, başarısı. Dese ki, geçmişte yaptın ya sen. Niye yalan söylüyorsun? Bir de yalan söylüyorsun ki tabii. Yine dese ki, vallahi de, billahi de ben yapmadım. Ne müddetçe tövbesi çağırsın. Hocam, peki şimdi tövbe etmiş bir insan. Herhangi bir konu. O tövbesini bozdu diyelim. Heh. Tekrar tövbe etme gibi bir şansı var. Bak, bir defa bu hususta yok ya tövbe ediyorum yine yapayım, tövbe ediyorum yine yapayım. Bin defa da bozdum tövbesini bozdum yine tövbe edecek. Tövbe. Ama günahı da vardır tövbesini bozduğu tövbe için. Tövbe ettikten sonra tabii elbette yapıyorsa elbette günah oluyor. O hesaba ya deftere yazılıyor o ayrı. Ama son itibariyle tövbe edip de daha yaparsa hepsi silinir. Anladım hocam. Hepsi yani hata neresinden dönerse kârlıyı boşa demiyorlar. Elbette canım çünkü o yaptığında pişman olmuşsun daha. Dönmek istemiyorsun. O bitmiştir daha kapanır o defter. Anladım.
Ama bakın bir olay daha var. Buna dikkat edin. Bir de gelse desek işte aynı böyle, aynı şekilde arkadaş. Şimdi şundasın sen geçmişte ne yaptığını biliyor. Hani sen adam diyor ki, ya geçmişte şöyle yapıyordun, böyle yapıyordun. Sen de kalksan desek ya, ha ya, o günler bunun başkanı ya. O da şey, çok farklı bir şeydi canım. Böyle şeyle, iştenlikle överek şey yaptım, aynen defter yazılır yani. Anladın mı? Allah. Aynen yazılır bakın, aynen. Niye? İştahını biliyorsun sen. He ya, o günlerde ne başka şimdi canım? Farklı bir şey. Keyifle anlattığımız zaman. Aynen yazılır defter. Çünkü sen o günleri tekrar arıyormuşsun gibi durumuna düşüyorsun. Aynen öyle. Evet. Demek ki şimdi bakalım günlerde olan. Diyor ki bu ay kimin ruhu salih bir adamın ruhu ile tanışmışsa ezeli vakta bu ezeli tanışma dolayısıyla salih olur. Onunla tanışmış, onun güzelliğini almış, bu da güzel olmuş. İşte ahlakın salih ve fasit diye farklı oluşu bundan dolayıdır. Demek ezele ervahdaki tanıştıklarımız, eğer şer bir kişinin ruhuyla tanıştırsak, ezele ervahda, onun şeyine kabul ettirsek, bir bakıyorsun da yükseliyor. O halde mutlaka buna sebep bir münasebettir. Bu alaka cismani ve ruhani olabilir. Cismani bedense, açıdan alaka insan oğlunun yaratıldığı tin, çamurdur, cismani o, ilgilidir. Ruhani açıdan alakaya gelince, o da daha önce zikredilen ruhani münasebetle ilgilidir. Dedi ki, orada Hazreti Allah'tan tanışma var. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ruhlar düzenli ordular gibidir. Yani ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar dünyada kaynaşır, birbirine yadırgayanlar da ihtilafa düşer. Yani burada birbirlerine kaynaşır ama ihtilafa düşerinde tabii onlar da daha bir şey olur. Diğer bir şeyde de yine Resulullah Efendimiz şöyle mi diyor? Cenab-ı Allah ayet gelmesine şöyle mi diyor? Ha şuna yapayım. O halde aklı başında olan insanın iyice düşünmesi gerekir. Zira kendini iyice görebilen, halini düşünebilen kişiyi kendisini hakka muhalif yollara çağıran arkadaşlarından uzak tutur. Ve heva, heves davetçisine karşı çıkar. Cenab-ı Allah ayet kelimesinden şöyle buyur ki, insanlardan hangisinin ameli daha güzel, onları imtihan edelim diye biz yeryüzünde olan şeylere kendilerine mahsus bir zinet verdik diyoruz. Ki ve böylece daha çok şeyler var. Evet. Şu an bir sorum daha olacak size. Belki konu dışında ama. Olsun. Allah iyi insanları yanına alırmış bir an önce. Yani büyüklerimiz her zaman bunu söyler. İyi insan o yüzden erken vefat etti falan diye. Şimdi şöyle bir durum yok. Yani o toplum nezdinde konuşulan bir söz. Rabbim iyi kullarını diyor. Ecel bir defa Allah eceli ne uzatır ne de kısaltır. Doğacağımız gün kaderimiz yazılırmış. Kader insanın doğuşundan ölünceye kadar yaşam biçimi. Yaşam biçimi. Ondan sonra kaza o yaşam biçiminin içerisindeki olayların meydana gelmesi kaza. Yani kaza, illaki bir trafik kazası değil. İşte bir insan ayağın kayman veya da başka bir şeyine hastalanman veya da her neyse. Bunlar hep senin kazandır. Hayat biçiminin kaderinin içerisinde o güne kadar. Şimdi, bir insan ömrü nasıl uzar? İki türlüdür. Ya sıhhat bakımındandır ya da bir insan bu da sadaka. Allah rızası için sadaka verir. Dağıtır. Allah onun ömrünü uzatır. Bunun da örnekleri var. Peki o sadakanın doğru insan olduğunu bilip bilmemek önemli mi hocam? Yok. Mesela? O anda istemiş. Mesela geldi kapını vurdu. Sen ne? Sadaka ister bilmiyorum, tanımıyorum. Sen
rızay bari için biz. Senin niyetin o. Allah senin niyetine bakmış. O kişi ne yaparsa yapar, o ayrı bir var. Bunu bilemeyiz. O andaki haleti, ruhiyesini öyle gördük biz. Ha bir de şu tabii ki sadaka verirken de etrafımıza dikkat edeceğiz tabii. Bu önemli. Çevremize, eşimize, komşumuza, komşumuza, akrabamıza. Bunlar önemli. Onlara verilen bile bile verdiğin daha önemli. Bir de hocam sadakaya verdik diyelim. Hadi konu açıldı soruyorum ben. Verdik. Bu sadakası da ailemin olsun. Yani bu şekilde bir tevhid yapabiliyor muyuz yani? Yok aile sadaka, baba, ana, o gibi. Yok. Ben mesela cuma namazından çıktım. He tamam. Sadakayı verdim. Onun başı onun başı da olsun tabii, mesela. Tabii ya nasıl önemli? Olmaz olur mu? Elbette olur. Anladım. Dünyada mesela ahiretine intikal etmiş olanlar varsa onlar adına sadaka verebilirsin. Anladım hocam. Mesela anne babamız vefat ettiğinde biz tövbe etmemiz onlar hakkında. Sadaka vermemiz, iyi yedirmemiz, işinmemiz. Bunların için çok önemli. Evlat en hayırlı evlat nedir? Hayırlı evlat geride yani bu evlatı bıraktı onun yapmış olan hayırlı evlat. Günah defterini devam ettirmiş. Açık tutar. O defterini açık tutar. Hayırlı işler yaptı mı o yazılır onun defterine, anne babasının defterine şey yapıyor. Onlar hayattayken de bu şekilde tabii ki yapabiliriz değil mi hocam? Tabii, aynen öyle. Hayattayken de yapmalı onu, işte onun adına yaparsan kazadan, beladan uzak olur. Anlamsızlaştırıyor yani, uzaklaştıran o. İnşallah öyle bir evlatlar nasip eder Allah. Evet, yine gelelim konumuza. Bak şurada o kadar güzel bir şey söylemiş ki rivayetinde. İsa Aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki hakikaten senin gibi olan var mı? Öyle bir soru soruluyor da diye sorunca o da cevaba şöyle diyor İsa Aleyhisselam. Ne demiş? Bakışı ibret. Yani senin susması fikret. Ondan sonra kelamı zikir olan kimse benim gibidir. Yani senin gibi kimse var mı diye sormuşlar da o da aynı gibi bu şekil ibareyi söylüyor. Bakışı ibret olursa, susması fikret ve kelamı ve zikir olan kimse benim gibiymiş. Yani ben Allah'ın peygamberiyim, onun peygamberi Rabbim Zahra diye emrettiyse onu yerine getiriyorum. Yani, doğru yolu isteyenler de bu şekilde yaparsa. Yani, doğru yolu yaparsa bu şekilde yapmış olur diye şey yapıyorum. Evet. Evet. Yine aynı şekilde şimdi de devam edelim biz. Kaldığımız yerden. Hoşuna gidiyor. Dedi ki ilenleri orada kalmıştık zaten. Yed'une davet ederler ilenleri onlara davet ederler ki yani zinakar bir kişiler yani müşrik olan birine evlenirse o da kabullenirse o şekilde davet eder. Vallahi Cenab-ı Allah yed'u çağırır ile cennet ama bak vallahi Allah'a yemin olsun Rabbim ne yapar? Yed'u ne davet eder kullarına. Allah kullarını davet eder. Nereye davet eder? İle cennetine davet eder. Hiçbir zaman için Allah hiçbir kulunu hayırsız yöne davet etmez. Asla olmaz. Onun için açıktan baştan bildiğini söylüyor. Bak yapmayacağımız şeyi söylüyor Cenab-ı Allah. Ayetiyle bildi. Ondan sonra ne diyor? Allah hiçbir zaman için kullarını şere davet etmez, hayra davet eder. Peki hocam şimdi benim de olduğu gibi herkesin bir aklında bir soru işareti vardır illaki. Şimdi kader dediniz, duarken yazılıyor. Evet. Bu kaderin içinde iki bir yol vardır değil mi? Yani iyilik ve kötülüktür. Onu biz seçiyoruz. Yani kader deyip her şeyi geçmemek lazım. Tabii canım seçme. Burada dedik ya, ne dedik? Kader olayında İslamcılık meselesi var. Evet hocam. O İslam'dan dolayı mesela bunu değişti. Yoksa belli bir zaten hayat yaşantısı var, Rabbim onu takdir etmiş, kaderini çekler.
o şekilde yaşar. İçerisine kazalar, kendi elinde olmayan kazalar. Ve o da meydana gelen bu kazadır. Bir de şey var, nefsiyle hani şer işliyor, kaza meydana geliyor. Şimdi mesela diyor ki, örnek benim 90 kilometreden fazla gitmeyeceğim. Gidersen tehlikelisin işte. Sen de, sen de nefsine yok diyor arkadaşlar da, 1-200'ü daha iyi. Bu bilebilir kendini ne yapıyorsun? O kaderden çıkar tabii. Aynen. Çıkar. Ne çünkü nefsine hareket var. İstek var, ağzı var. O bakımlar var, biz zaten onu da görsünler. Nefsini tetikleyen şeytandır. Şeytandır. Nefsin şimdi şöyle bir durum var. Nefis her zaman için yaratılışı itibarıyla dünyadır. Evet. Nefsin özelliği bu. Yeme, içme, gezme, oynama, her şeyde tat alma. O helal da bilmez, haram da bilmez. O helal da tanımaz, haram da tanımaz. Nefis. Ancak buna biz yapıyoruz. Rabbimizin bize bildirdikleriyle haramın ne olduğunu biliyoruz. Helalın ne olduğunu biliyoruz. Zikrini biliyoruz. İşte nefsi emmare. Nefis emmaredir. Sürekli onu ister. Arzunu ister. Tadanmak ister. O engelle, onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Bak hemen bize yasakları koyuyor. Değil mi? Evet hocam. Ne diyor? Şu haramdır, şu helaldir. Farz, vacib, sünnet. İşte bunlar bilir. Bunları uydunuz takdirde, bunlar böyle şey yaptı, şey yaptı da yani ümmetteki doğru yere gitmiş olursunuz. Ama haramlara giderseniz, şeytanın yoluna giderseniz, nefsiniz yoluna giderseniz, bu da seni tehlike yapar. Şerefi karşılığında. Onun için Resulullah Efendimiz ne diyor? Ya Rabbi bir göz açıp açın diye, kapıyı açın diye kadar dahi nefsinin eline bırakma diyor. Abi. Ne diyor ondan sonra Resulullah Efendimiz? Biz diyor büyüğü küçük cihattan çıktık, büyük cihata girdik diye Resulullah Efendimiz diyor. Ya o sahabe-i kiram böyle diyor, ya Resulullah. Nasıl olur biz savaşıyorduk. Savaş meydanlandık. Biz de yok. Orada da Allah'ın rızası için orada ölüm ve şehitlik vardı. Orada belli bir mükafatlar vardı. O savaş hali. Orada o savaş halinde sen nefsinden hareket edemezsin. Etme imkanın da yok. Ama rehavet haline geldiğin zaman yani artık herhangi bir savaş yok, şu yok mu? Sadece geçin derdi var. İşte o zaman nefis sana hükmetmeye başlar. Şunu al, şunu yap, şunu yap, şunu yap, bunu yap. İşte burada senin mücadelen burada başlar. İşte tasavvuf önemi burada müdahale edilir. Tarikatın evet. Önemi burada müdahale edilir. Mezheplerin önemi burada müdahale edilir. Nereden bakarsan bunlar önemli. Bunları biz öğrenmezsek nasıl nefsimizi tutacağız? Hükmedemeyiz. Öyleymiş. Kur'an'dan tamam okuyorum ama ben Kur'an okuyup istediğim gibi anlayamıyorum. Mahallene verirse ama mahalle yeterli olmuyor. Olmaz ibadet. Mahalle amel edilmez. Sadece ayetten açıklamasını yapar. Evet. Ama bunu alimsiz, yani öğretmensiz senden kendini yetiştirebiliyor musun? Yetiştiremezsin. Yetiştiremezsin. Mutlaka iyi bir bilenden ihtiyaç var. Şimdi burada bu güzel şeylerden iyi bilenler, onlar insanlar gecesi gündüz Allah onlara öyle bir sevgi vermiş ki o hadis alimlerine Allah'ın verdiği sevgiyle o hadisleri topluyorlar. Peki onların nefsine şeytanlar engel olmaya çalışır mı hocam? Mutlaka çalışır. Çalışmaz diye ama onlar kendileri bir öyle işte vasıfla korum altına alıyorlar değil mi tabii hocam? Tabii canım. Vasıflanma çünkü yasakların ne olduğunu iyi biliyorlar. Evet. Onun için onları tabii şey yapıyorlar, onlarla mücadele veriyorlar. İşte bu mücadeleye biz de nefsi mücadele ne diyoruz? Buna da biz tarife ve tasavvuf diyoruz yani. Biz bunu da ancak, şimdi orada disiplinli bir yaşayış var. Tarikatı da, tasavvufta da, disiplinli. Günlük namazlar, ibadetlerini, her şeyi bir programlı bir şekilde yapıyorsun. O programı yapmana da Rabbimin sevgisini, muhabbetini kazanıyorsun. Niye? Nefsinle mücadele ediyorsun abi, nefsinle değil mi? Evet. Ama onu yapmazsan, ben de bakın yapmıyorum ben. Hemen ya işte şunu yapar, bunu yedir, şunu yedir, şunu yedir. Nerede nefsi şeyler varsa, dünyalık şeyler varsa onlara koşuyoruz. Hocam son kez bir soru soracağım ben size. Yok estağfurullah. Askere gideceğim, askerliğim yakın işte biliyorsunuz. Her vatanı için can veren şehit olur mu hocam? Yani geçmişi iyi olsun, kötü olsun bir insan. Şimdi orada şu var, bakın.
Şimdi devletin bir kanunu var. Asker bir kanunu. Evet hocam. Bu da niçindir? Vatanını korumak için. Yani burada yaşayanları muhafaza etmek için. Nöbet tutmak için. Müslüman için büyük bir mükafattır. Şehitlik. O şehit olur. Müslüman olan için. Ama gayrimüslim için olmaz. Şehitlik olmaz değil mi hocam? Gayrimüslim. Allah'a. Gayrimüslim ne demek? Allah'a gerçek manada iman etmemişse, Allah'a gerçek manada iman etmemişse, veyahut da kabul etmişse, bu yerler olsun, ne hali olsun, yani kendi memleketinde yaşıyor, vatandaşı olmuş, bu vatanda olmuş, yaşıyor, ama bir askerlik görevi var. Askerlik yapıyor. Hocam şöyle açsam, peki mesela örnek veriyorum, Allah'ın istemediği şeyler, alkol içmek, askerden önce bu insan alkol içen bir insan, kumar oynayan bir insan, yani askere gittiği zaman şehit olmaz diyorsunuz. Alkohol, evet. İşkihan, veyahut da daha şey. Bir de gayrı dedik ya, itikat. Allah'a itikat çok önemli. Çok önemli. Belki ameli yoktur ama itikadı çok kuvvetlidir. Bu şeyi de olur. Evet. Şeyi de olur. Hani o da nedendir işte ameli noktadan zayıf kalmıştır. Çevresinden, etrafından, şundan, bundan, ibadetlerinden biraz uzak kalmıştır. Ama inancı çok kuvvetli. O orada ona bir vesile olur. Sonra mesela şimdi bir örnek verelim. Zinakar bir kadın tutuyor bir affedersin köpek kuyuya düşmüş. O köpeğe veya da kuyuya düşmüş ya kuyuya düşmüş. Aynen kuyuya düşmüş. Tutuyor mesela veya da susamış. Hayvan öyle bir hale gelmiş ki acayip susamış. Kadın çıkartmış ayakkabısını. Ona da başında bir de örtüyü veya nereden bez bulmuşsa onundan o ayakkabısına, o kuyudan su çekip hayvanı içiyor. Allah onu affediyor. Affediyor, hatta bundan gitti. Hocam bir hikaye daha var hatta. Bir amcamız çocukları ha, seviyor. Bak. Ha onu da söyleyeyim. Evet hocam. Bak zaniye bir kadın. Bir günde susuzluktan dilini çıkarmış bir kuyunun etrafında dolaşan bir köpek görür. Hemen ayağından papucunu çıkarır, onunla köpek için kuyudan su alır. Ve bu sebeple de Allah-u Teala da o kadını affeder. Bilir. Ve onunla, Buhari demiştir ki, kadın ayağındaki neslini çıkardı, başörtüsüyle de sağlamca bağlayıp onunla köpeğe su çekti. Bu sebeple Allah-u Teala onu bağışlar. Bağışlar. Çünkü onun niyeti farklı. O hayvan olan, o canlı olan merhameti. Evet. Canlı olan merhameti. Kendisinin halinde biliyor ama Rabbim affeder. O kim? Affetmez diye bir ayım. Kimin hicreti mesela? Kimin hicreti Allah ve Resulü ise mükafatı da Allah ve Resulü olur. Kimin dünya için hicreti ver ise onu elde eder. Ama o elde ettiği şey ona zararlı olursa çok şey olur. Rabbim çok büyük bir affedici. Amin. Kadın için hicret edersen onun nikahı da bilhassa boşa, yani yapmış olduğu şeyler de boşa gider. Sırf niyeti kadın için hicret ediyor. Evet. Herkes niyetine göre karşı bunu diyorum. Zaman tamam hocam. 1 saat 34 dakika oldu. Saatte 6.30 45 dakika var yastığa. Namaz geçiyor. Değil mi? Akşam ben abdest aldım, sizi bekliyorum. Evet, Cenab-ı Hak Teala hakkı ihtiva ediyor. Hocam hakkını helal etti. Bir de şurada yılbaşını unuttuk. 15 dakikada bir yılbaşı yapalım, tamam. Tamam, olur. Neden yılbaşı? Harep'te benim askerim cayır cayır yanarken, şehitler verilirken neden yılbaşı? Yani Avrupa bizim ne halde olduğumuzu bize açıklarken, bize düşmanlığını her aleni şekilde gösterirken, evet. Avrupa'nın Hristiyan aleminin, bozulmuş Hristiyan aleminin şeyi olan neden yılbaşı hocam? Sorularım bunlar, hakkını helal et. Şimdi neden yılbaşı deyince hemen ben şunu söyleyeyim. Bu bize ne zaman? Nasıl geldi, nereden geldi? Önce ona bakmak lazım. Benim Osmanlı'mda atamın döneminde böyle bir
yılbaşı olayı var mıydı? Şöyle bir tarihe bakıyorum. Maalesef öyle bir durum yok. Bu ne zaman gelmiş? Cumhuriyetten sonra gelmiş. Niçin gelmiş? Gelmesinin sebebi bizi Avrupalaştırmak. Özlemi, hevesi onların tarafından geçirmiş. Ve bir bakıyoruz ki zaman içerisinde, bu benim toplumum içerisinde şey tuttu, gündem tuttu. Yaşam biçimi haline geldi. Yaşam biçimi haline geldi. Aynen. Ve öyle bir noktaya getirdiler ki yani sanki bu benim örfümmüş, adetimmiş gibi bir hale getirdiler. Bunun vebali var mı? Elbette ki büyük vebali var. Yapanana, bunu icat edilene, onu buraya getirilene ve onu hevesle indirilene. Bunlar Müslümanlığı istemeyen insanlar bizzat değil mi hocam? Aynen öyle. Kim gelir? Şimdi ne diyorlar yılbaşı? Efendim İsa Aleyhisselam doğmuş. Doğmuş. Hayır. Ne kadar? 24 Aralık diyenler var, 27 Aralık diyenler var, 8 Ocak diyenler var. Yani tarihten haberleri yok. Sadece laflar. Adını da işte yılbaşı, efendim İsa'nın doğumu diye ele alalım diye bu şekilde bir ne yapıldı? Ya gündeme oturtturuldu. Hocam lafınızı bölüyorum da o gün mesela namaz kılınması gerekiyor, Kur'an okunması gerekiyor, bu yıl şükür namazlarının kılınması gerekiyor ki bu yılı da kapattık gibisine. Ama bizim milletimiz tabii ki kutlamalar yapıyor. Yani diyelim ki dedik ki toplum olarak diğer devletlerle takvim bakımından uyguluyoruz. Evet. Ha, onda herhangi bir şey yok. Uygulayabilirsin. Ama o günü diyelim ki ben bu şekilde kutlamam veya da nüvaldir, şudur, bu gibi şeyler veya da Şam soyundan gibi bu gibi şeylerle değil de ben kendim bugün bunu bir milad olarak tabii dil görüyorum. Milad olarak görüyorum. Zaman içine. Burada Kur'an okuyacağım, namaz kılacağım söyledim. Tamam. Bunu sevindim. Ama kalkardım o güne has ne yaparsan yap yani ibadetler hariç. Ne yaparsan yap o güne bir benzeme gibi durumu unutuyor. İşte tavuk kesmen, yüzü kesmen veyahut da şansonları oynaman veyahut da daha bir şeye yani o güne has özenti haline getirirsin. O günü onlarla birlikte 12 saat 12 olur da kalkıp ona mutabık açıp televizyonları işte böyle şeylere seyretmen. Bu gibi yani ne kadar o güne has bir olayı yaptığın takdirde aynen bir kavme, çünkü bir kavim bir topluluk yapıyorsa sen de o kavmin yaptığı şeyi yapıyorsun, yani sen de olmayan, İslam'da olmayan bir yapı yapıyorsan aynı ona benzemiş olursun. Ben teşebbühe bir ayin, bak ben teşebbühe, kim benzerse bir kavmin, bir kavme benzerse ondandır. Onun gibidirler. İşte 4 dakik namazını kılsın, 5 dakik namazını hayata, gece teheccüd namazını kılsın. Hiç fark etmez. O şeyi işlemiş olur. Günahı işlemiş olur. Bilet alması gibi, şans oyunları gibi. Ve birçok buna şey, bir başına özel şeyler yapmak aynen hiç de işlemiş olur. Çünkü yılbaşı ben Müslümanın bir, ne zaman diyor yılbaşısı? Kameri olarak görüyor, hicri olarak Muharrem ayıdır. Ne yaparsın o gün kalkarsın senelik yaptığın hal ve hareketleri şunlar bunlar neyse Rabbimizle gözden geçirirsin. Gözden geçirirsin. Aynen. Namazını, tövbeni yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın ve böylece onu değerlendirmiş olursun. Böyle oynanmayla, çalmayla, maygınla değil. Zevkine, sefayla değil. O yılbaşı insana bir hatırlatmadır. Geçmiş zamanın yaptığın şeylerin bir muhasebesini yapmadır. Onun muhasebesini yaparsın ve kendini ertesi şeye daha güzel hazırlamak için kendine bir yeni program hazırlarsın. Ama bizim buradaki ya şu andaki miladiye göre yapılan yılbaşında öyle bir olay yok. Ya kutlama var. Her türlü pislik var. Her türlü rezalet var. Her türlü kötü. Burada tamamen günah işleme var. Bunun için benim Müslümanım bunu yaparsa yazıklar kendisine yazık etmiş olur. Bunun cezasını görecektir. Ne olursa olsun. Hele ki bunu da
birileri tarafından yaptırılıyorsa ve buna ortak olmuş olurlar. Yani bizzat devlet kendi eline yaptırırsa buna ortak olmuş olur ve ben onlardır, idarecilerdir. Yapanlar zaten haliyle günahkardır. Bunda hiçbir şey yoktur. Ama yok. Ya miladi yılı da ben bize zaman böyle geçti de ben namaz kılayım, ibadet yapayım, okuyayım, dua edeyim diye böyle bir düşünceyle hareket edersen yani onu kutlama amacına değil de sadece muhasebe etme amacına yaparsan onda bir iş yok. Ama o bir şekilde Allah bu sefer büyük cezalama. Onun için benim Müslümanım, yani Müslüman olan kimsenin yılbaşı bir kutlama gibi bir şeyi yaparsa ne olursa olsun aynen ona benzedikleri için dinden de çıkarlar. Bakın. Allah korusun. Bu çok önemli. Ne olursa olsun kim veyahut da onun diğeri o şey yaptıklarını aynısını yaparsa aynen çıkar işte yaşamış olmaz. Çünkü niye? Allah'ı tanımayanların, Allah'ın emirlerini kabul etmeyenlerin, peygamberi kabul etmeyenlerin yaptığı hareketi yapıyorsun. Aynen onlarla birlikte kutlamaya kalktığın takdirde bunda çıkar. Hiç bunun başka lanucunu yoktur. Çünkü aynı, çünkü ona benziyorsan ona benzerin ondansın. Bu ne demektir? Dinden çıktın demektir yani. Onun yaptığının aynısını yapıyorsun yani. Yapıyor insan. İş geçiyorsan ne işsin? Veya kuma geçiyorsan ne işsin? Veya da bazı lüzumsuz hareketler yapıyorlar tamamen. Onu yapıyor. Aynısını yaptığın zaman ne olur? Bir de gayrimüslim. Allah'a bağlı Müslümanların şeyine değil de yaptığına değil de sen Allah'ın kabul etmeyenlerin şeyine. Allah'ı kabul etmeyenler derken şimdi birine diyecek ya Hristiyanlar Allah'ı kabul etmiyor mu? Kabul etse teslim yapmaz. Kabul etsem üzeri Allah'ın oğludur demezler. Yahudiler öyle diyor. Bakın. Bunlar kabul etmediklerini kendi kafalarına uydurma. Ne Hristiyan ne Yahudi asıl şeye bakarsan. Bunlar müşrikler. Allah'a şirk koşanlar. Aynısı sen de onları yaptın yaparsan sen de müşrik olursun. Onlara benzersin. Aynı onun için de onu yaptın yapıyorsun. Ondan hoşnut oluyorsun. Bundan zevk alıyorsun. Gelir bir saat onu hele televizyondan ki bunun sürekli şey yapma Allah korusun. Büyük bir tehlikeleri var. Ve özenti yaptırıyorlar ya. Özenti yaptırıyorlar. Affedersin bize 12'den sonra bir şey, evlatlarımızın soyuyla çıkardık. Olmadı hareketi. Dans mıydı, mas mıydı, ne bileyim. Bu ne oluyor? Güle güle ya. Lades yani bir ondan tıpkı gayrimüslimlerin şeyini olmuş oluyor. Onlar benim bayramımı yapıyorlar mı? Birbirimizin kutladıkları var mı bayramı? Ramazan bayramı olsun, şu olsun, veya milli bayramlarımız olsun. Hangisini kutluyorlar? Hiçbirini. Ben ne diyorum gayrimüslimler kutluyorum ki? Ya o gayrimüslim ya. Benim Allah'ın, Rabbimin emirlerini kabul etmeyen, peygamberimi kabul etmeyen bir toplum. Onlar bize özenmesi gerektikten biz onlara özeniyoruz. İşte, işin en tehlikeli yönü buradan geliyor. Çünkü hocam onların yolu bizlere basit geliyor. Gençlere basit geliyor. Çok basit geliyor. Niye? Namazı yok, niyazı yok, şu yok, evet, yok, hocam. İçki yok, her şey serbest. Benim gençimle ne ya? Bu ne her şey bir kısıtlı. Ama bilemiyor ki onun hayatı ebedi cehennemlik. Ama senin hayatında bir kurtuluş var. İşte buradan nefis yenilgisine düşüyoruz hocam. Tabii. Halbuki burada bir kurtuluşumuz var. Evet hata edebilirsiniz. Tökezleyebilirsiniz. Ama bir yerde düzeldiği zaman Rabbim sizin ne yapıyor? Affediyor ama gayrimüslimin affı var mı? Ebedi cehennem. Müslüman olmadığı müddetçe ebedi cehennem. Tövbe ettiği zaman. Çıkmayacak da. Çünkü Allah ayet kerimede onlar ebedi koyuyor. Yethulü diyor, ebedi diyor. Niye? Sebep? Sebebi de ki ey kullarım ben sizi yoklamaya gittim. Bir damlası ben yaptım. Bir bakar mısınız? Onu da tuttum. Eti o suyu kampüs haline getirdim. O kampüsle çiğnenmiş et haline getirdim. Onu da iskelet yaptım. Onu da güzel etine tekrar doldurdum. Anne karnına. Ondan sonra güzel de bir sure, halakalı insanın güzel bir suret verdim. Ve size bu hayatı verdim. En ucuz
şey nedir desem, hani ne dersiniz? En ucuz olan, dünyada en ucuz şey ne? Sudur hocam. Sudan daha ucuz. Ya suyu parayla satıyorlar. Evet hocam. Hava. Peki hava olmadan yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız. Ya. En önemli değil mi? Hala bir dakika içinde nefesini veriyor. Üç dakika dışarı dışarı diyor. Rabbim böyle bir nimeti de verdiği halde onlar kabul etmezlerse durum ne olur? Değil mi? Doğrudur aşkım. Yani, bunun için şunu söyleyeyim, bu yılbaşı denen şey, bizim Noel babasıdır, yılbaşıdır, bu gibi şeyler asla ve asla bizler yani Müslümanlar için geçerli değildir. Bunu sakın yapmasınlar. O gün için sakın kaldık da onlara mütercih benzer bir hareket işlemesinler. İnşallah hocam. Kendilerini tehlikeye atmasınlar. İlimle tehlikeye atmasınlar diyorum. Tabii daha çok söylenen şeyler var ama vakit kısıtlı. O kısıtlı olduğu için bu kadar yeterli. Evet. Ama hatta hakkın hakka ihtimal eden, batılı 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 işlerden kullanabilir. Cümlesine dahil eylesin. Allah vatanımızı, devletimizi, milletimizi, askerimizi, emniyetimizi her türlü tehlikelerden korusun. Amin. Amin. Terör denen belasından Allah onlardan korusun ve o teröristlerin kendi başına yapacağı niyetler kendi başına çevirsin diyorum. Amin. Bana düşman olan, benim devletime, milletime düşman olan dış güzlerinde aşağı bir belalarla karşılarsın inşallah. Aynen karşılarsın diyorum. Çünkü biz hiç kimseye düşman değiliz. Biz yani hepsini severiz insan. İnsan olduğu Allah'ın yarattığı kul olarak biz hepsini severiz. Hiçbir zaman hiç onların huzursuzluk etmek diye bir veya da topraklarını veya da orada yaşam biçimlerine zulmedecek bir düşüncemiz asla olmadı. İşte ehli sünnetin en güzel özelliği budur yani. Ama ehli sünnet olmayanlara bir bakın. Bugün mesela şiası düşünün. Bak ne büyük zulümler yapıyorlar şu anda değil mi? Halep'te her şeyden de. Hani bunlar Müslümanlandı? Hani bunlar işte Allah'a inananlardı? Peki Allah'a inanan böyle o Müslümanlar böyle yok etmek için çabalar mı? Yurdundan çıkartmak için çabalar mı? Haşa. Demek ki onlar benim kardeşim olamaz. Müslümanlar niye vermez? O kadar. Evet. Rabbim hastalarımıza acil şifalar etsin. Amin. Gazilerimize acil şifalar etsin. Şehitlerimize rahmet eyle. Rabbim amin. Rahmet. 15 Temmuz'daki olan, bir Beşiktaş'taki olan, Beşiktaş'taki olan, ondan sonra diğer bir Kayseri'de bugüne kadar ne kadar bu davası vatan için nöbet bekleyen, görev yapan emniyet görevlerimizin dünyasına değişen şehir olanlar rahmet diliyorum. Amin. Rabbim ailelerine sabır versin. Geri de kalanlara da sıhhat ve afiyet içerisinde, sağlık içerisinde yaşamını diliyorum diyorum. Amin hocam. El Fatiha diyorum. Olur musunuz? Evet, 2016 yılının tefsir dersleri ve siyaset dünyası programımızın son günündeyiz. Allah nasip eder de Rabbimiz o günleri gösterirse 2017 yılının ilk salı haftasında tefsir dersleri programında buluşmak üzere Rabbim daima yar ve yardımcınız olsun. Evet, can misafirimiz yarın perşembe akşamı gidiyorsunuz. Son olarak neler söylemek istiyorsun canlı yayında tefsir dersleri programında hocam, Oğuzhan can kardeşim buyur. Hocam daha dinliyor sizi. Ben Allah'a şükürler olsun doğru yol bulduğuma inandım. İnşallah tüm benle eş, benden büyük, benden küçük tüm kardeşlerim, abilerim, ablalarıma doğru yolda en yakın zamanda bulmalarını temenni ederim inşallah. Amin. İnşallah. Doğru yolda Kur'an'dır, Allah'tır, adalettir. Doğru yol Kur'an'dır, haktır, adalettir, Allah'tır. Evet. Evet. Çok güzel. İnşallah doğru yolda budur. Bunlar da bulmalarını temenni ederim. İnşallah, inşallah, inşallah. Biz de senin daima mutmain bir şekilde ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber nidalarıyla askerliğini bitirip şan ve şerefle omuz omuza kardeşlerinle birlikte sağlıcakla dönmeni Rabbimizden niyaz ederiz inşallah. Büyük bir görev askerlik. Çünkü en büyük komutanımızda kim? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı bize Rabbimizin izniyle gönderen ve ulul azim peygamberimiz olan gelmeseydin cihana yaratmazdın bu alemi buyurdu. Allah'ın Habibi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizim
en büyük komutanımızdı. Doğru mu değerli hocam? Çanakkale'de hani nerede dedikleri komutanımız Çanakkale'de diyorlardı yani. Asıl komutanın Çanakkale Savaşı'nda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu buyuruyordu şehitlerimiz, gazilerimiz. Onun için yani askerliği hiç kesinlikle küçümsemeyelim. Asker ocağı, rahmet ocağı, bereket ocağı, yani ne bileyim, bir ülkenin askeri olmazsa, bir ülkenin bu sistemi olmazsa o ülke nasıl ayakta durur, değil mi hocam? Mal, mülk, şan, şöhret ayakta tutmaz. Binalar, fabrikalar ayakta tutmaz. Onu ayakta tutacak olan askeri ve devletin varlığı. Doğru mu hocam? Aynen. Allah razı olsun. Evet, vakit kalmadı. Haftaya tefsir dersleri programında buluşmak üzere. Rabbimize emanet olun. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.